Tam zamanı. Çok güzel bu. Haydi be, kaçtı. Görüyor musun? Ben geleyim dedim ona. Ama dişiydi bu. Dişiydi. Ha, dişiydi, boynuzu yaptı. Evet, Osmaniye'deyiz. Maden sahasına çıkıyoruz. Az önce bir Karaca çıktı önümüze. Evet, buralar yemyeşil. Buralara kış gelmiyor. Buralara kış gelmiyor Ferman. Aynen. Zeytin ağaçları. Osmaniye'de zeytincilik bayağı faaliyette galiba şu anda. Toprağı yani arazisi olan zeytin ekiyor artık. Artık zeytin ekiyor değil mi? Bakımı kolay. Doğru. Ama diğerlerine göre kar mı olacaksa. Talep çok. Zeytin fabrikaları da arttı galiba biraz. Evet, çoğaldı. Salamura da yapmaya başladılar artık. Oo, yağdan vazgeçtiler. Neredeyse şehre inmiş Karaca. Az dolaşmadık buralarda mı sen mi? Aynen. Nasıl yukarıya çıkarken, Zorkun'a çıkarken güzel. Yukarıya adı zaman falan çıkıyorduk ya. Evet, karda. Bizden başka da çıkan yoktu ki. Aynen. En çok şey hastaydım ben. Takılıyorum. O kabak lastiklerle karda yukarı çıkmaya çalışanlar vardı ya. Onlar güzeldi. Bir keresinde Zorkun'da bir kar başlık bastırdı. Gördüğünüz zaman orada diyor ki gidin artık gidin diyor. Yani kar bastırırsa kalacaksınız burada. O gidiyor kalıyor falan derken trafik bir tıkandı. Bir kar bastırdı. Aldık. Uğur abiden şoförlük yapıyoruz. O onlar Uğur abi birini arabasına biniyor kenara çekiyor. Birini onu çekiyor falan filan. Sürmesini bilmiyorlar ki. Kar görmemişler burada. Neler vardı ya. Ha, iki saat boyunca milleti kurtardık. Ondan sonra biz aynı çıkardık yola. Hatırlıyor musun bir kere de yola ağaç devrilmişti. He, fırtına falan olmuştu. Çatır çutur. Önünde böyle ağaçlar kar yağmıyor. Öyle bir kar yağdı ki. Koca çamlar yola devrilmişti. 2012'de ama fena kar yağdı. Eksi 13 derece gravite yapmıştık, hatırlıyor musun? He ya. Eksi 13 derece ya. Ateş yaktık. Çay 3 saatte kaynamadı. 3 saatte kaynamadı. Ayaklar hissetmiyordu. Yani ismi ama gördün mü o yüzden? Ferman ayakkabıları çıkarmış. Çorapla ayağını ateşe uzatmış. Çorap yandı. Çorap yandı, adamın ayağı yanmadı. Öyle hissetme diye. Ondan sonra işte o Kolombiya botları almıştık, onlar kurtardı bizi. Ondan sonra da Kolombiya'ya gittik. Kolombiya'dan bot, mont. O geçen termal giysiler, ancak uzun. Ya onları aldık işte o zaman. Lan bu dağlar var ya, bu dağlar. Hevaller geldi, PKK'lar, şantiye. Evet. Şantiyeye PKK'lar geldi o zaman. Adam ilk sordu, izin aldın mı? TC'den izin aldınız, bizden de izin alacaksın dedi adam ya. Yoksa çalışamazsın mı? TC'ye ver gibi diyorsun diye, bize de vereceksin. Ondan sonra iş karma karışık oldu zaten. 50 bin dolar polis etti. Ne yaptı? Yıllık. Vergi parası, yıllık. Öyle mi istiyor? Biz anlaşma yaparız dedi. İşte tarih atarız dedi. O tarihe kadar dedi. Bir yıl sonrası mesela 2014'teydi. 2015'in mesela Kasım ayına kadar bir daha gelmeyiz dedi. Ufak tefek ihtiyaçlar hariç. TC'ye veriyorsunuz, bize de vereceksiniz diyor adam. Abi burada nelerle uğraştık biz. Çatlak tekneciyle uğraştık. Nereye gidelim? Tuhaf tuhaf insanlar. Herkesin bir teorisi var şimdi. Herkes profesör. Aynen. Adamı çatlağa götürüyorlar çizeye. İşaret diye. Şey var mı hocam? Rüyasını gören adam diyor mu? Hani şurada deyip de bunun ucuyla gösterenler mi? Onlar doğuda. Yok, bu da öyle değil. Bunlar farklı, her yerin
Tamam. Adam elinde bir tane çubukla bize var ya neler yaptırdı burada. Kamera abi. Aha. Bu madencilik zor iş Ferman. Zevkli paran varsa, gücün varsa güzel bir maden yakalarsın. Evet, güzel bir de güzel bir maden yakalamışsan zevkli. Mesela şu anda krom üretim yapılıyor. Günlük bir 10 ton üretsem normal bir işletmeci için yeter. Günlük 7-8 milyar para yapar. Ha bu yol bizim sahanın yolu gibi. He? He, o bölgede de gidiyor. Buradan da çıkıyor. Ürün yaylasına çıkar. Ürün var ya. O bir yoldan o ürün yaylasına bağlanırsın. Oradan da bizim şu anda yiyorsun. Ürün yaylasına giderken zaten İlhan'ın sahasına gidiyorsun. İlhan ne oldu? He? Firar. Firar mı? Yakalanmadı mı? Yok. Adam profesyonel ya. Vay anasın. Adam hayatı Firar'la geçmiş. Doğru valla. Kaçmıştır bence Suriye'ye. Türkiye'de olsa yakalanırdı o. Yol çökmüş ama. Ha burası senin çöktü. Bir dahaki yağmurda aşağıda burası. Baharda uçar orası. Şimdi kış yağmur bir şey değil mi? İlk bahar son bahar. Evet birazdan şantiyede olacağız arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz.